Merhabalar, ben Alicia Fatikova. Tataristan'da yaşıyorum. Tatarım, bir üniversite öğrencisiyim. Küçük bir bölgede yaşıyorum. Size Tatar Wikipedisi ile ilgili size bir şey söylemek istiyorum size. 2003 yılında kurulmuştu. Gördüğünüz gibi birazcık daha yaşlıyım diğerlerinden bu konuda. Bir saniye lütfen. Çok fazla gördüğünüz gibi. Tatar Wikimedyası. Rus dilinden sonraki, Çeçen dilinden sonraki üçüncü sırada Wikipedia, Tatar Wikipedisi'nde Latin harflerinde de kullanabiliyoruz. Kirilik alfabesinde kullanabildiğimiz gibi şimdilik Latin alfabesinde sadece bazı istatistikler kullanabiliriz. Wikimedia istatistiklerinden alacağız. Bu bazı 2002 Tatar Wikipedisi'nde aldığım istatistiklere göre konuşuyorum şu an. 111 bin kişi Tatar 111 bin kişi Tatar Wikipedisi'nde yazmıştır diyebiliriz. Çünkü toplamda 111 bin araçta görülmüş bu. Tatar Wikipedisi en çok internette katılım gösteren Wikipedia'dır. Tatar Wikipedisi'nin yanı sıra Tatar dilini birkaç tane daha projemiz var. Wikipedia, Wikitext kitap, Wikicode var, Wikidictionary, Wiki sözlük kısmı var, Wiki haberler var ve Wikimedia Commons kısmı var. Aynı zamanda bildiğiniz gibi Wiki veri var. Size şimdi daha fazla şu konuyla alakalı konuşmak istiyorum. Tatar Wikimedisi'nde nasıl, ne kadar yaptığımızı, neler yaptığımızı Wikidveri ile ilgili onu anlatmak istiyorum. Nasıl işe yaradığını biliyoruz aslında. Wikiveri'nin nasıl çalıştığıyla alakalı daha önce burada yapılan sunumları gördük aslında. Biraz bir şeyler söylemek istiyorum bu konuyla alakalı. Nasıl şeyler yaratacağız? Tatar dilinde birçok şey yaratabiliyoruz gördüğünüz gibi. Makaleler yazıyoruz. Rusçayı da aynı zamanda kullanıyoruz. Tatar Wikipedisi'nde bunu da kullanıyoruz biz. Örneğin Çeçen Wikipedisi'nden de adminlerimiz var. Çok fazla makale yazan. Çeçen dilinde ve aynı zamanda Tatar dilinde de yazan arkadaşlarımız var. Bunların hepsi Wikiveri tabanında kullanılıyor zaten. Wikidata bize şu konuda yardımcı oluyor. Çok fazla şeyi tercüme edebilmemizde, Tatar diline tercüme edebilmemizde yardımcı oluyor. Bize şöyle bir fırsat da veriyor aynı zamanda. Başka konularla alakalı, başka olaylarla alakalı kendi dilimizi konuşabilme fırsatı da tanıyor aynı zamanda. Slovakya'da bir bölgeden bahsediyorum şu an. Belki bir gün bir kişi bu köyle alakalı bir şeyler öğrenmek istiyordur ama burada çok fazla güncellenmiş bilgi olmadığı için her gün bütün Tatar kullanıcıları Slovakya'daki bu köyle alakalı bilgiye sahip değil gördüğünüz gibi, ama Wikiveri'yi kullandığımızda bu insanların makaleye ulaşmaları kolaylaşıyor. Evet.
Başka dillere de Slovakya kullanıcıları en azından ulaşabiliyor ve Tatar dilinde de bunu okuyabiliyorlar. Bu da ne sayesinde oluyor? Tabii ki de Wikiveri sayesinde. Gördüğünüz gibi burada mesela bahsettiğim şey yeni kod numarası, alt başlık numarası P571. Bize burada her seferinde bilgiyi güncelleme fırsatı tanıyor aynı zamanda. Başka bir örnek de göstereyim burada. Mesela Başkurdistan'da bir bölgeden bahsediyorum burada. Görüyorsunuz burada da Wikiveri'yi kullanıyoruz. Ve her bilgi her geçen gün güncelleniyor. Wikiveri'yi kullandığımız süre boyunca o kadar çok da her ülke bu bilgiyi tam olarak güncellemiyor Wikiveri'de. Bu sebeple tabii ki de doğal olarak daha çok Avrupa ile alakalı bilgilerimiz var. Mesela Kazakistan'dan, Türkiye'den çok fazla article'ımız yok, makalemiz yok. Sizin Wikiveri'niz aslında o kadar dolu değil maalesef. Eğer katkıda bulunabilirseniz gerçekten çok güzel olur. Devam ediyorum. Yani Wikiveri'yi yerel dillerde arttırmak istiyoruz. Çünkü bu birleştirecektir bizim ülkelerimizi, bizim milletlerimizi. Tabii ki de çok yararlı ve verimli olacaktır ileride. Bir kitaptan aldığım bir mahalleden bahsedeceğim burada. Gördüğünüz gibi bu sayfada bu mahalleyle alakalı çok fazla bilgi göremiyorsunuz. Ama yine de bilgi görüyor olmak güzel. Küçük bir bölgeden olduğumu söylemiştim Tataristan'da. Taybik bölgesinden. Size bir projeden bahsedeceğim. Bizim organize ettiğimiz projeden. İsmini verdiği bir aktivist var ve bir projeye destek veriyor. İnsanlar yaşadıkları yerle alakalı bir makale yazıyorlar. İnsanlar daha çok şu konuyla ilgileniyorlar aslında. İnsanların doğduğu yerle ilgileniyorlar biliyorsunuz makalelerde. Benim kendi bölgemle başladım aslında yazmaya. Bu sebeple Wiki Kaybıçı yaptık. Akıllı Kaybıçı da denebilir buna. Wikiveri kullanarak yazılan makalelerden bahsediyoruz. Şu an 500 tane de makalemiz var bu konuyla alakalı. Değişik birçok konuyla ilgili bunlar ve her geçen gün bunlar güncelleniyor. Ve size bir örnek daha vermek istiyorum. Wiki Kaybıçı'da akıllı arama gibi bir şeyden bunu bir tane daha göstermek istiyorum. İngilizce'de Smart Kaybaç, akıllı kaybaç diye çevirebiliriz. Biz bir makale yazdık eski Çiçkap dilinde. Ve Wikiveri'de de burada tam bir bilgi görebiliyoruz. Altay dillerinde de aynı zamanda bu bilgiye sahip olabiliyoruz. Altay dilini bilmiyoruz. Buradaki hedefimiz aslında şu. Eğer bir bilgi önemliyse, kaydı değerse küçük bir kullanıcı grubuna da dahil olmak üzere, o zaman bizim ilgilendiğimiz konuyla alakalı ne kadar bilgi yükleyebilirsek o kadar iyi olabilir. Dikkatiniz için de çok teşekkür ederim. Herhangi bir soru var mı?
hem Rusça, bir tane daha dili kullandığını söyledi. Ne dediniz? Tatar Wikipedia'sında 3 farklı dili de kullanıyor musunuz? Yani içerisinde biyografi sayfalarında veya tarih sayfalarında. Yoksa sadece Tatarca dilini mi kullanıyorsunuz? Doğru ama Rus alfabesini kullanıyoruz dediniz. Tatar alfabesini kullanıyoruz dediniz. Bir de bir alfabeyi daha söylediniz. Latin. Latin alfabesi, evet, doğru. Evet, çünkü 20. yüzyılda Tatar dili Latin alfabesinde yazılıyordu. Ama sonra Rusya devleti tarafından bizim alfabemiz Kiril alfabesine döndü. Wikipedia'da hem Latin harflerinin Latin alfabesini kullanabiliyoruz ama aynı zamanda Kiril istediği Kiril alfabesini kullanıyoruz günlük hayatımızda Tatarca konuşurken. Yani zaman geçtikçe sadece Tatarca mı olacak yoksa mesela Latince'ye mi döneceksiniz zaman geçtikçe? Mesela 10 sene sonra Tatar bilgisini açtığımızda, sayfalarına dolaştığımızda hangi dille karşılaşacağız? Tatarca ile mi karşılaşacağız? Latin alfabesiyle mi karşılaşacağız? Böyle bir çalışmamız var mı? Biz Latin alfabesini çok kullanmak istiyoruz ama biz bu sorunun evet çünkü bu devlet tarafından geliyor. Bu yüzden biz Latin'e girişe girişmeyeyiz çünkü Ben soru sormak istiyorum. Soracağım. Latin alfabesiyle Kiril alfabesi arasında şey yapabildiğiniz bir yazılım falan var mı? Yani hani diyelim ki sayfa Kiril alfabesinde ben bunu Latin alfabesiyle görmek istiyorum diye bir şey ya bunu yazılımcı arkadaşlar da belki şey yapabilir, destek olabilir bilmiyorum. Hani öyle bir özelliği var mı yoksa sadece sayfa hangi alfabedeyse onu mu görebiliyoruz? Я поняла вопрос. Sadece her mekele için değildi ama isterseniz siz seçebilirsiniz. Ama her mekele için değil. Her mekelede görmedim. Ama peki isterseniz bu dönüşümü yaratmak hani şeyden bir yazılımla falan mümkün oluyor mu? Я поняла, просто ben her makalenin Latin alfabetinde yazılmışın söyleyebilmedim. Çünkü her makaleni görmedim bu yüzden. Ama siz seçebilirsiniz. Bir makaleler için Latin alfabesi de var. Tamam, teşekkür ederim. Вечер на этот вопрос. Несколько... Benim bir sorum var. Bir yıl önce bir tercüme görmüştüm. Belki de bu Kiril alfabesinden Latin harflerine çeviri çalışmıyordu sanırım. Mesela bir article Kiril alfabesindeydi, diğeri Latin alfabesindeydi. Alfabesi kullanılarak vardı.